Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak Yetiş. Fusion 160 temel seviye katı modelleme tekniği serisine hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız onu söyleyeyim. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde makine mühendisi okuyan arkadaşlarım, benim branşımdan olan arkadaşlarım var. Mustafa Uçarı ve Hozan Danış. Bu arkadaşlarımız Autodesk'te öğretici asistanlık yapıyorlar. Yani ek ders olayımız var bizim, yani öğrenci arkadaşlarımız, yani bu işi iyi bilen, modelleme işini bilen, programa bir hakim olan arkadaşlarımız, alttan alan ve dersi yeni alacak olan arkadaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Arkadaşlarım da benden rica ettiler. Biz beraber genelde çalışmalarımızı yürütürdük önceden. Ben ikinci öğretime geçince biraz ayrı gayrı düştük, orası ayrı ama. Dediler ki ya böyle böyle bizim derste işlediğimiz birkaç modeli, hani modelleme videosunu yapar mısın? Hem arkadaşlara destek olur. Ben de sevinerek, seve seve yaparım dedim. Onun dosyasını yolladılar şimdi. Buradaki modelleri sizlerle birlikte tek tek yapacağız arkadaşlar. Burada ne kadar model var bilmiyorum. Sanırsam bir dakika, şurada en başta kaç model vardı? Bu arada kanala yeni video yüklüyorum. İlk modelleme, daha doğrusu ilk uygulama videosunu yüklüyorum. Fusion 160'ın bu ikinci videosu. Birden başlamış 8-9 ama sonra 37'ye atlamış. 9 burada var. 12 18 19 20 21 aşağı yukarı bir 30 model falan var arkadaşlar. Hatta 35-40 model. Dur, aşağı iniyor mu bayağı? O iniyor. Burada bir 50-60 model var kesin yani. Bunların hepsini zaten modellersek programa hakim olacağınızı düşünüyorum. Zaten ben de programa 4-4'lük hakim değilim arkadaşlar. Çünkü ben tek bir program kullanmıyorum. 5 tane farklı program kullanıyorum. İşte burada altta dizili olanları kullanıyoruz. Şu Alias Studio hariç, bir de Inventor hariç. Kaç tane program var? 1-2-3 bir dakika. AutoCAD, Fusion 360, SolidWorks, SketchUp, bir de Inventor biraz az çok kullanıyoruz. 5 tane program ediyor işte. Bu 5 programı kullanmak için, yani diğerlerini tabii yani biraz yüzeysel kullanıyorum. Yani burada çok ağırlıklı kullandığım SolidWorks, AutoCAD ve SketchUp arkadaşlar. Fusion 360'ı da okulda eğitimini aldığımız için iyi biliyorum. Diğer kalan Inventor zaten yüzeysel olarak bildiğim bir program. Yine burada CMS NX var. Onu da daha yeni yeni öğreniyorum. İnşallah bu programların hepsine mükemmel bir şekilde hakim olmaya çalışacağım. Önümüzde uzun zamanlar var. Sizlere de tavsiyem, elinizden gelince ne kadar çok program öğrenebiliyorsanız öğrenin. Bunlar sonuçta hiçbir zaman zarar değildir arkadaşlar. Hangi firmaya giderseniz gidin. Mesela atıyorum bir firma Inventor kullanıyordur. Bir firma katı modelleme olarak, mesela da modelleme olarak Solid kullanıyordur. Biri Fusion 360 kullanıyordur. Biri atıyorum İşte sadece onlara 3D model lazımdır, SketchUp kullanıyordur. Yani üretimde kullanmıyordur o çizdikleri modelleri. Sadece tasarım olarak düşünürsek SketchUp kullanıyorlardır gibi gibi. Hepsini öğrenmenizde fayda var. AutoCAD de aynı şekilde. Zaten AutoCAD bu işin bel kemiği. AutoCAD mutlaka öğrenin yani. Neyse, devam edecek olursak. Bu videomuzda şu ilk modeli hemen yapalım. Ardından ikinci modeli diğer videomuza şey yapabiliriz. Video uzun sürmezse bu videoda da yapabiliriz. Ama video uzun sürerse ikinci modelleme, yani üçüncü modelleme videomuzda yapabiliriz. Bunu da 4-5 sıralı devam ederiz işte. Hemen isterseniz bir yeni çalışma sayfası açalım. Açtık zaten. Buradan işte doğru görünüşü seçebilelim. Ne yapacağız doğru görünüşü seçmek için? Burada hangi görünüşten başlarsam ben daha çabuk bu şekilde modellerimi düşünerek tane hareket edeceğiz. Bu da ne olabilir bizde için? Üstten görünüşü olabilir parçanın, ya da yandan görünüşü olabilir. Üstten görünüşü olursa şuradaki yuva detayını verebilirsiniz. Yandan görünüşü olursa işte radius dersiniz, şurayı delersiniz gibi gibi. Ben üstten görünüşünü tercih ediyorum ve parçanın boydan 64'e 25'lik bir dikdörtgen olduğunu üstten görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen burada tab düzleme tıklıyorum. Buradaki kareyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Yapacağınız şey hemen bir rectangle komutuna girmek. Burada R'ye basıp ya da düz bir şekilde oluşturabilirsiniz. Tabi burada rectangle, mesela atıyorum center rectangle seçmeniz daha mantıklı. Tam ortalarsınız parçayı. Burada 64'e
25'lik bir dikdörtgen çizeceksiniz. Çizdikten sonra bilgisayarım biraz kasabilir. Şu an hem render yapıyor, video render'ı, hem de kanala video yüklüyor. Ve ikisini aynı anda yaptığı için biraz RAM kullanımı fazla. Hemen buradan modelimizi açalım. 64-25'lik bir dikdörtgen çizdik. 13 santimlik yuva genişliği var. 13 milimlik daha doğrusu. 20 milimlik yuva yüksekliği var. Onun dışında da şurada bir 6,5 milimlik radyüsümüz var. Hemen biz burada ne yapacağız? Bir tane L-Line komutuna girdim. Şuraya ortaya kadar çektim. Üzerine tıkladım. X dedim. Yardımcı çizgi olsun. Sonrasında hemen bir tane daha line çektim. Bunun uzunluğuna 20 dedim. Mesafeye de hemen şuradan 6,5 diyebilirsiniz. Sonra bunu mirrorline, hemen şuradan mirror'a tıkladıktan sonra şuraya mirror line'ımızı şunu seçin arkadaşlar. Tabii bu niye böyle oldu? Niye buraya oturmadı? Bunda bir hata var. Neyse. Devam edecek olursak şu mesafeyi ölçelim hemen bir. 6,5 mu? Aynen 13. 6 çarpı 2'den 13 yapar. Hemen buradan geliyoruz arkadaşlar. Yapacağımız şey şu. Hemen şurayı hizalıyorsunuz. Bakın üzerine noktanın üzerine gelip biraz beklediğiniz zaman hizalıyor otomatikman. Şuradan bir tane circle'dan daire çiziyorsunuz. Sonra kalan bu circle sonuçta bizimki yarım daire. Bunu trimliyorsunuz arkadaşlar. Kalan kısmını. Şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra isterseniz ölçülendirip çiziminizi tam tanımlı yapabilirsiniz diyor. Ama zaten buna gerek duymuyor. Diyor ki adding this dimension will over constrain to sketch. Yani sizin eklemeye çalışmış olduğunuz ölçülendirme çiziminizi aşırı tanımlı yapacaktır diyor. Eğer oku seçerseniz sürülebilir bir ölçülendirme olacak diyor. Biz burada sensible'ı seçelim arkadaşlar. Gerek yok buna. Yapacağımız şey şu. Hemen şuradan bir katılama yapacağız. Parçanın kalınlığını bakalım bir. Parçanın kalınlığı ne kadar? 6 santimmiş. Ha bir de şu detayı vermemiz lazım. Burada da 6 santimlik bir dikdörtgen çizeceğiz. Nerede? Şurada arkadaşlar. Şuraya gelin. Hemen buradan bir rectangle'a girelim. Şurası 6 olacak. Şurası da 25 olacak. Şurayı çizdik. Bunun sebebini size anlatacağım şimdi. Ama öncelikle şurayı bir katılayalım. Hemen finish sketch diyorum. Yapacağımız şey şu. Hemen extrude'a girip önce şurayı. Allah Allah bir dakika. Çizimde hata var arkadaşlar. Şurayı tamamlamış olmamız lazım. Hemen line'e girelim. Burada bir hata var ama çözemedim. 20 tamam. Bir hata görünmüyor. Görünürde bir hata yok. İlişki verelim. Teğet zaten. Tamam. Neyse. Şu an biraz aceleyle anlattığım için diğer videoları da çekmek adına hemen profilimiz oluştu. Bu iki profili seçip önce bir 6 milim katılayalım arkadaşlar. Shift mouse'un orta tekeriyle de pan yapıyoruz bildiğiniz üzere. Pan değil de orbit. Bunu yaptıktan sonra yapacağım şey şu. Hemen Sketches'ta Sketch 1'i görünür hale getireceğim. Sonrasında şurayı şu görmüş olduğunuz dikdörtgensel kısmı bir daha katılayacağım. Extrude diyeceğim. Hemen bunun üstüne tıklıyorum. Uzun zamandır program kullanmayınca tabi. Biraz elimiz yavaş. 6 dedik. Burada operation'ı join deyin arkadaşlar. 6 artı ne kadarlık bir şey olacak? Şuradan hemen modelimize tekrar bakalım. Yüksekliği ne kadarmış? 18 burada bir yüksekliğimiz var. Fareyi tuttuğum yerde. Ondan sonra 12,5'da şeyimiz var. Büyük radyüsümüz var. 18 artı 12,5 30,5 yapar arkadaşlar. Yani bizim buraya bir 24,5 milim daha eklememiz lazım. Ki eşitlensin. Bunu yaptıktan sonra yapacağım şey şu. Hemen şu sketch'i kapatabilirsiniz. Buradan create kısmından daha doğrusu modify kısmından radyüse girmek olacak. Şu iki tane kenarı seçin ve bunlara 12'şer buçuk milim radyüs verin. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Hemen şu yüze bir tane sketch açın arkadaşlar. Create sketch dediğimiz an bunun merkezine bir tane daire çizeceğiz. Dairenin ölçüsünü bilmiyorum.
Hemen buradan bakalım. Çapı 13 milimmiş. Hemen 13 yazdım buraya. Sonrasında hemen extrude kısmından bu profili seçiyorum. Şurayı. Bakın operation kısmı her zaman eğer kesme işlemi yapacaksanız kat olarak kalmalı. Join katı ekler, kat keser gibi gibi. Nev body, nev component olarak da değiştirebilirsiniz. Bunların hepsini zaten tek tek anlatacağız. Sonrasında bunu yaptıktan sonra bakalım yapmamız gereken bir işlem var mı? Var. Şurasını aynı şekilde buraya da bir katılama yapacağız. Aynı ölçüde. Hemen geliyorum. Şuraya bir tane create sketch diyorum. Şu alt kısma hemen 25'e 6'lık bir şey çiziyoruz. Bunu yaptıktan sonra bunu katılayacağım. 30,5 milim. 30,5 diyorum. Sonrasında hemen yapmam gereken şey aynı arkadaşlar. Hemen fillet'a geliyorum. Kenarları seçip 12'şer buçuk milim. 12,5 milim diyeceğim. Bunu yaptıktan sonra yine bu yüzeye bir tane sketch açın. Hemen geldim. Şuradan merkezini bulduk. Radyusun çapına 13 milim diyeceğim. Bunu yaptıktan sonra finish sketch diyorsunuz. Hemen extrude kısmından buna tıklıyorsunuz katıya. Burada tabi operation'da cut diyeceğim. Kesme işlemi yapacağız. Hemen şuraya geri şöyle kesin. Ve modelimiz tamam arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Resimde, görselde görüldüğü gibi mi peki? Hemen şuradan bir orbit yapalım. Bize gösterildiği gibi mi? Şöyle. Orada da öyle duruyordu değil mi? Aynen. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere modelimiz tamamlandı. İlla ki hızlı anlatıyorum. Hızlı anlatmaya çalışıyorum. Videoyu kısa tutayım diye. Eksik atladığım bir nokta olmuş olabilir. Bunları yorumlarda mutlaka belirtmenizi isterim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.